Tali kirişleri atarken nelere dikkat edeceğim? Tali kiriş nedir? Şimdi tali kiriş atarken daha doğrusu uzun doğrultuda çalıştırmakta fayda var. Uzun doğrultuda tali kirişleri çalıştırırsam bu bana ne sağlar? Kısa doğrultudaki kirişlere yük verir. Dolayısıyla kısa doğrultudaki kirişlerin moment taşıma kapasitesi daha yüksektir. Ama bu kesinlikle yapılması gereken bir tasarım mıdır? Yani yapılmak zorunda mıdır? Değildir. Duruma göre değişir. Mesela duruma göre sürekliliği de göz önünde bulundurulmak gerekir. Yani tali kirişlerin sürekliliği mesnet momentini azaltacağından, daha doğrusu açıklık momentini azaltacağından mesnette de moment oluşturarak daha ekonomiklik sağlayabilir. Kısa doğrultuda da atsam dahi. Ne demek istediğimi kirişlere atmadan anlatıyorum ama umarım anlaşılıyordur. Yani kirişlerde, tali kirişlerde bir sürekliliğin olması iyidir. Yani sadece şu yönde bir kiriş atıp buradaki kirişi şu yönde atmamın bana hiçbir faydası yok. Neden? Burada attığım kiriş çünkü basit, mesnetli, tek açıklıklı bir kiriş gibi çalışır. Bu durumda sadece açıklık momenti yükselir. Ama ben bu kirişi sürekli olarak buradan ta buraya kadar atarsam buradaki açıklık momenti azalacaktır. Dolayısıyla buradaki tasarımlar önemli seçimler. Yani biraz önce ne dedim? Uzun doğrultuda atın dedim. Şimdi ben düşünüyorum burada uzun doğrultuda atsam burası merdiven. Bu kirişi buraya devam ettiremeyeceğim. Dolayısıyla bir süreklilik sağlamak adına bu kirişi ben bu yönde atmam daha doğru gibi geliyor bana. Bir ikincisi şu konsol. Burası konsolsa buradaki kirişlerin bu yönde dışarı doğru konsol yönünde olması daha doğru. Yani burada üç boyutu da açalım. Bakın konsol kısım bura. Konsol olan bölgede bu yöndeki bir kiriş fazla bana avantaj sağlamaz. Neden? Bu yönden bir konsol atmış olacağım ben. Aşağıdan yukarı doğru attığım konsol çok çalışmaz, çok uzun bir konsol oluyor. Dolayısıyla içeriden gelebilecek konsollar daha uygun buraya için. Bunu da demek ki şu A, B aksı arasında 1, 3 doğrultusunda ben kirişlerimi, tali kirişlerimi bu yönde atmayı düşünüyorum. Şimdi atalım. Şimdi bu yönde attığım zaman ama buraları ne yapacağız? Bakacağız, konuşacağız. Pardon. Şimdi tali kirişleri atmak için şu menüyü kullanabilirim. Quick Draw Secondary Beam. Buna tıkladım. Bunu anlatmıştım derste. Kiriş sayısını yazıyorsunuz. Kaç tane tali kiriş atmak istediğinizi. Kendisi ona göre bölüyor. Bölüyor. Şimdi ben şuranın açıklığını merak ediyorum. Şu iki tane noktanın arası kaç metre? Nasıl ölçerim? View Measure Line. Böyle ölçtüm. 4,5 metreymiş. Tali kirişlerimin arası benim kaç olsun? Bir karar vereceğim buna. Bu kararı vermek için RGS depoya da onu paylaşayım. Sizin benim bir şey vardı sajlarla ilgili taşıma tablosu. Onu bulmaya çalışıyorum. Onu göstereceğim hemen size. Hocam geçen sene çelik dersinde proje yaparken kullanmıştık. Öyle bir tablo mu o da? Evet. Hemen ulaşıyorum ve size onu aktaracağım. Evet. Bakın beton altı trapez sajlar var.
Burada verilen bilgi farklı. Ben yine aynı şeyin, firmanın tablosunu göstereceğim. O da şu. Diyor ki döşeme kalınlığını eğer 120 santim seçersen LME'dek 770'e 915. Bakın burada şey yok. Kesiti de şuradan kesitini görebiliyorsunuz. Bu beton altı trapez sajlar özel betonun ağırlığını taşıyabilmek için tasarlanmış. Kalıp kullanmadan ızgara kirişlerin, tali kirişlerin üzerine seriliyor döşemede. Ve bunun üzerine beton atılıyor. Bir hasır donatı da konuyor içine. Yani yük taşıma değeri var ama biz hesabımızda bunu göz ardı edeceğiz. Şimdi biz kiriş aralığımızı buraya göre seçebiliriz. 120 santim döşeme için 1,5 metrede 1758 kilogram yük taşıyor metrekarede. Hangisinde? 0,9 milim olanda. 1 milim olanda 1,5 metre yok. 1,20 olanda da açıklıklar. Bunlar da tali kiriş aralıkları. Şimdi bizim döşeme yükümüz hareketli yük 200 kilogram metrekare. Daha hesabını anlatmadım. Aslında buraya da geçip bunun hesabını da anlatacağım. Yük hesabını yükleme yaparken nasıl yükler hesaplayacağımızı ama tahmini olarak 500 kilo ölü yükümüz, 200 kilo da hareketli yükümüz olsa bizim en fazla 700 kilo yükümüz olacak. Dolayısıyla kiriş aralığımızı çok açabiliriz. Yani şurada 596 kurtarmaz ama 2 metre demiş mesela şurada. 901 kilo diyor. Şu işimizi görür. Ama yapımız küçük sanayi yapısı olsaydı ben böyle 2,5 metre, 3 metre gibi aralıkları tercih ederdim. Yapımız küçük. Yani kiriş boyutumuz da daha küçük çıkabilir. Bu sacın daha incesini kullanarak varsa onu araştırabiliriz ilerleyen haftalarda. Daha ekonomiklik sağlayabiliriz ama şu 2 metre falan açıklık işimizi görür gibi geliyor bu şeye göre. 2,5 metrede sıkıntıya sokabilir. O yüzden 2'den fazla bir aralık tanımlamadan şu aralık kaç metreydi? 4,5 metreydi. Yani bu tali kiriş aralığını 1,5 metre yapsak buraya çok güzel denk gelecek. Yani iki tane tali kiriş atalım. Bir tane az olur. Yani dolayısıyla şuraya tıkladım. Şuradaki şeye 2 diyorum. Number of beam'e. Yönü Y değil X olarak seçiyorum yönünü. Şimdi burada aks var. Aks olduğu için bu yarım atacak ama bunu biz sonra birleştirmemiz gerekecek. Bakın şu yönde attım. Şuraya da tıkladım attım. Şuraya da tıkladım attım. Bir de şöyle yaptım. Şuraya da tıklamam gerekiyor. Bunu atmıyor. Bunu elle birleştiririz. Ama böyle yapınca şu gibi sıkıntılar çıkacak. Onu göstereyim. Mesela bunlar tali kirişi program SAP 2000 mafsallı tanımlıyor. Nasıl mafsallı tanımlıyor? Display'den göstereyim. Display frame realize partial fixity OK dedim. Bakın böyle bir mafsallı tanımlamış. Yani tanımlaması gereken mafsallar bura doğru. Bura yanlış, bura yanlış, bura doğru. Dolayısıyla biz burada böyle parçalı kabul edemeyiz bunu. Şuraları birleştirmemiz lazım. Nasıl birleştireceğim? Şunların ikisini seçtim. Edit dedim. Edit line dedim. Join frame dedim. Bak birleştirdim. Şimdi doğru oldu. Şuradan çizelim. Dik zaten açık dik komutumuz. Çizdikten sonra şunları birleştirelim. Orada bir düğüm noktası istemiyorum. Join frame dedim, birleştirdim. Şimdi bunları partial realize fixity yapmam lazım. Bu yöndekiler çünkü ankastre oldu. Nereden biliyorum?
Onu elle çizdiğim için, gerçi bu şekilde başımıza iş gelmese de sizin hata yapmanızı minimuma indirecektir. Bakın gördünüz mü? Buraya mafsal atmamış. Elle çizdiğim için. Orijinal şu menüyü kullansam kendisi mafsalı atacak. Şimdi bunu nasıl mafsal atayacağım ben? Seçeceğim çubukları. Assign, Frame, Realize Partial Fixity. Buradan M2 ve M3 momentini sıfırla dediğim zaman, OK dediğim zaman bu da mafsallı duruma gelecek. Kaydediyorum. En son şu tarih kilişlerimizi attık. Şu anda, aynı şekilde şu bölgede de, yani merdiveni şuraya ayrı tutuyorum. Burayla ilgili bir şu an için planım yok. Şuraya gelelim. Burada mesafenin ne olduğunu merak ediyorum. Hemen ölçelim. Şuradan şuraya alacağım. 3.25. İki tane atarsak yine 1.5'tan da küçük hale geliyor ama 2'ye böldüğüm zaman yok, küçük hale de gelmiyormuş. Yok, küçük hale geliyor. 3'e böldüğümüz zaman 1 metreye falan düşüyor ama bu yönde de şu konsola dışarı yönünü vermek lazım. Konsola dışarı yönünü verince sürekliliği sağlamak için içeri yönde tanımlamam lazım. İçeri yönde tanımlarsam şu saplama kirişe yük vermiş olacağım ki aslında şu kirişlere yük vermem daha doğru. Yani burada çeşitli parametreleri göz önünde bulundurarak bir karar vermek gerekiyor arkadaşlar. Benim düşüncem burada aslında şurada bir topal oluyor. Yani konsola bağlayacağım yatay kirişler eğer burada süreklilik sağlamazsam topal diyoruz biz buna. Yani süreklilik olmadığından biraz taşıma olarak daha da çok zorlanacak. Ama açıklığı da göz önünde bulundurduğumda çelik için 1 metre hiçbir şey. Yani ben buraya hiç şey bile atmayabilirim içine. Tali kiriş. Yani bunu olduğu gibi burayı bırakabilirim. Neden? Bakın şurada bıraktığım ızgara da zaten yaklaşık aynı mesafede. Şu iki konsol, seçtiğim iki konsol burayı taşıyacaktır. Dolayısıyla ben buranın içine konsol atmayacağım. Burayı böyle bırakıyorum. Buraya geldiğimde de şu merdivenin kirişine, saplama kirişe yük vermek istemediğimde buradaki kirişleri şöyle sürekliliği de bu yönde vermek istediğimden aşağı doğru atacağım. Yani buradan olanların hepsini buradan itibaren olanların aşağı doğru atacağım. Bu yöndekileri de aşağı doğru atacağım. Burada da konsol var. Yine bu konsolun içindekiler de aşağı doğru olsun istiyorum. Yani bunu sesli düşünerek sizinle beraber şu anda karar vermiş durumdayım. Daha öncesinde bir kararım yok. O yüzden sizinle beraber düşünerek karar aldığım için biraz böyle yavaş yavaş gitmiş oluyoruz. Burası da 3.4. Diğer yerin aralığı neymiş? Burada herhalde yaklaşık öyle bir şeydi. 3.5'tu. İki parçaya bölsek arkadaşlar 1.7 falan olacak. Yani 1.5'u 2'yi geçmeyelim demiştim ben. 1.5'u geçiyoruz, 2'yi geçmiyoruz. Olabilir mi? Olabilir. O zaman buraları tek parçaya bölelim. Yani şuna bastığımız zaman
Ama ben yapılan uygulamayı söyleyeyim, çok parçaya bölüyorlar genelde. Ben sevmiyorum öyle. Çünkü çok işçilik getiriyor. Yani bunun 60 santim arayla aynı çatı yapıyormuş gibi, ahşap çatı yapıyormuş gibi mühendislerin uygulamaları var. Tamam, boyut düşüyor. Tahliye kirişleri 60 santim arayla atarsan IP'ye 100-200 kullanıyorsun aşık gibi. Ama çok büyük işçilik bindiriyor arkadaşlar. Sonuçta trapez saç, beton altı trapez saç kullandığımız için trapez saç bu açıklıktaki betonu taşıyabiliyor. Taşıyabildiğine göre ben neden tahliye kirişlerin arasını açmayayım diye düşünüyorum. Yani şimdi şu arada iki tane olsun. Şurada 3,5 metreden geliş. Y yönünde. Şu araya bakın bu sefer bu akstan kendini sınırladı. Aksın olması da bazen sıkıntılı bir durum yaratıyor. Akslar acaba görünmez yaparsak ya da kaldırırsak ona dikkat eder mi program? Ya da elle çizmek zorunda kalacağım. Yani yapacak bir şey yok. Şuradan aksları bir görünürden kaldırmanın faydası olacak mı bir deneyelim. Yoksa dediğim gibi elle çizeceğim. Yok. Böyle olduğundan dolayı da burada tanımlama yaparken kendim bölerek tanımlama yapacağım. O zaman şu açıklığı bir hemen ölçeyim. Biraz hızlanalım. Measure line şuradan şuraya ne kadarmış? 4,55'miş. 4,55 yukarıda 4,55'ti. Tam 3'e böldüğümde 1,516 gibi bir değer oluyor. Hemen tıklıyorum. X yönünde 1,516 olarak giriyorum. Şuraya tıkladım 1, şuraya tıkladım 2, 3 eşit parçaya böldüm. Tahliye kirişlerimi hemen çiziyorum. Bakın diklik koşulu açık. Açık olduğu için karşıya nokta atmama gerek yok. Direkt zaten tutuyor. Evet, 3 eşit parçaya böldük burayı. Şimdi ne yapacağım? Şu kirişler mahzarlı olacak. Bak bunu seçmiyorum. Bu merdiven bağlanacak. Bunu seçmiyorum. Bu tahliye kiriş olarak şunun ikisini seçiyorum. Bunlar ne olacak? Mahzarlı olacak. Assign frame Realize Partial Fixity'den OK dedim. Close dedim. Mafsallı olanlar görüntüleniyor. Şimdi aşağıdaki döşemeyle bu sefer sürekliliği sağlayamadık. Aşağıdan bir tane atalım diyorum. Yapalım. Öyle yapalım. Yani oradan kolondan moment almayacak çünkü o. Onun için söyledim. Ama aşağıdaki sürekliliği sağlamak açısından söylediğim bence mantıklı. Dolayısıyla şunu sildim. Şu döşemenin ortasını yakalayabilmek için bak bu sefer midpoint'i açtım. Midpoint'i açtıktan sonra draw frame cable'dan şunun bak orta noktasını yakaladım. Dikliği de buradan alıyorum. Şu menüden alıyorum. Orta ve dikten bunu attım. Şimdi aralıkların birbirine tabii yakın olması lazım. Yani bunu buradan atabilmem için şu ilk aralıkla şu aralığın birbirine yakın olması lazım ki bizim burada eşit. Şu son aksların da daha büyük olsaydı sıkıntı olurdu ama küçük olduğu için problem yok. Şimdi şu ikisini şu mahsal olayını sonra atayalım. Çizime devam edelim. Bütün çizimi bitirdikten sonra mahsalları atarız. Bu da orta noktayı tuttu. Şimdi buranın orta noktası burada bir aks var. Bunu da orta noktadan ikiye bölsek iyidir. Çünkü 3,5 metreydi 1,75 oluyor. Şöyle orta noktadan ben tanımlamış oluyorum. Burada girecek. Tabii bu kirişe dik böyle oluyor. Bunu halletmek için de şu diki kapatıp şu kesişimi açmak lazım. Çizgi üzerinde kesişim. Şöyle bir
durum ortaya çıkıyor. Ve hocam bunu böyle yamuk atamaz mıyız? Atarız ama şuradaki mesafeyi, yani tahliye kirişi yamuk atabilirim. Çünkü çelik yapılarda tavanlar kapanır ama yamuk atmak istemiyorum. Çünkü mesafe değişecek, değişken olacak. 2 metreyi aşmasın istiyorum hiçbir yerde. Çünkü ona göre saç kullanacağım. 0.9 milim saç 2 metreye kadar benim istediğim yükü taşıyordu. Ben de 2 metreyi aşmayacak şekilde ama 2 metreye de yakın atmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü kullanacağım saç da bir maliyet. Eğer ben tutup 2 metre beton taşıyacak sacı kullanıp da araları 1 metreye düşürürsem fazladan kalınlıklı bir yukarıda trapez saç kullanmış olurum ki bu da gereksiz bir maliyet olmuş olur. Şimdi şu mafsallı bağlantı olacak tali kilişleri seçiyorum. Ne yapıyorum? SI, frame, realize partial fixity, OK dedim. Bu tali kilişlerin hepsini mafsallı bağlantı yaptım. Bunlar ne olacak tali kilişler? Moment almayacak. Buna göre hesap yapacağız. Bulon veya kaynak hesabında da bunlara bu tip kesit tesirleri gelmeyecek arkadaşlar. Evet, tali kilişlerimizi de oluştu. Şimdi oldu. Şuraya herhangi bir şey atmadım. Bu şekilde bir tasarım yaptım. Ana kilişlerim belli, tali kilişlerim belli.